Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ile birlikte el açması, çıtır, kıymalı börek hazırlıyoruz. Böreğimiz için ilk önce güzel bir hamur hazırlayalım. Hamuru için 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı sirkeyi yoğurma kabına koyuyorum. ve karıştırıyorum. Kontrollü bir şekilde un ilave ederek yumuşak bir hamur hazırlıyorum. Dört buçuk su bardağı un kullanarak ele yapışmayan yumuşak bir hamur hazırladım. Çok güzel bir hamurumuz var. 4,5 su bardağı un yeterli geliyor. Bardak ölçüsü olarak bu tarifte 200 milimlik bardak ölçüsü kullandım. Un miktarı unun kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde ilave edin. Üzerine streç ile kapatıyorum. 15-20 dakika bu şekilde dinlendiriyorum. Hamur dinlenirken iç harcını hazırlıyorum. Bunun için 2 tane rendelenmiş patates kullanıyorum. 1 büyük kuru soğan daha önceden yemeklik doğrayıp hazırladım. Pişirme işlemine geçiyorum. Çeyrek çay bardağı ayçiçek yağını tavaya koyuyorum. Üzerine doğramış olduğum soğanı ilave ediyorum. Diriliğini kaybedinceye kadar kavuruyorum. Soğanlar diriliğini kaybetti. Bu aşamada 150 gram kıyma ilave ediyorum. Kıymayı rengi dönünceye kadar karıştırarak pişiriyorum. Güzelce kavurmamız gerekiyor. Tamamen kavrulmasını beklemiyoruz. Rengi döndüğünde tamam demektir. Patatesini ilave ediyorum. Patates ile birlikte pişmeye devam edecek patatesi çiğ olarak kullanıyoruz bu tarifte. Patates yumuşayıncaya kadar kavurma işlemine devam ettim. Artık baharatlarını ekliyorum. Baharat olarak birer çay kaşığı toz kırmızı biber, kimyon, karabiber buçuk çay kaşığı tuz ve bunları güzelce karıştırıyorum. Baharatlar ile birlikte lezzetler bütünleşsin. Baharat miktarı tamamen damak zevkinize göre değişebilir. Kendinize göre baharat ilavesinde bulunabilirsiniz veya miktarları azaltıp çoğaltabilirsiniz. Güzelce karıştırdıktan sonra iç harcımız hazır. Hamur yeterince dinlendi. Artık şekil verme işlemine geçiyorum. İç harcını hazırlayıncaya kadar dinlenmesi yeterli geliyor. Hamuru artık tezgaha alıyorum. Un serpmiş olduğum tezgaha hamuru çıkartıyorum. Altına ve üzerine un serperek hamuru toparlıyorum. hamurdan 2 adet büyük beze hazırlıyorum. Bir tanesini kenara alıyorum ve bir diğerini açıyorum. Oklava veya merdane ne ile rahat çalışıyorsanız onun ile açabilirsiniz. Açabildiğimiz kadar açalım. Fakat böyle çok incecik bir hamurda açmıyoruz. Gördüğünüz gibi bu kadar açmamız yeterli. Şimdi üzerine tereyağı sürüyorum. 200 gram eritilmiş tereyağı her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. 200 gram tereyağı hazırladım. 100 gramı bezenin biri için, 100 gramı biri için yarısını buraya sürüyorum ve yarısını sürdükten sonra her tarafını yağladıktan sonra rulo yaparak sarıyorum. Rulo yaptıktan sonra bakın bu ilk yaptığım beze kenara alıyorum. Diğer bezeyi de aynı şekilde açıp hazırlıyorum. Her ikisinde hazırladım. Yağı donuncaya kadar içine sürmüş olduğumuz yağ donuncaya kadar dinlendiriyoruz. Bu aşamada buzdolabına kaldırabilirsiniz çabuk donması için. Ve ilk önce hazırlamış olduğum ruloyu 3 parmak genişliğinde parçalara kesiyorum. Her bir parçayı dilimlere kestikten sonra tekrar merdane ile açıyorum. Hem incelmesini sağlıyoruz hem de rahat şekil veriyoruz. Bu şekilde dışı çıtır çıtır enfes bir böreğimiz oluyor. Açarken de bakın uzun dikdörtgen şeklinde açıp hazırlıyorum ve hazırlamış olduğum iç harçtan kenar kısmına bolca koyuyorum ve rulo yaparak kapatıyorum. Bu kısmı bakın bastırarak yapıştırıyorum. Bütün Parçaları aynı şekilde kapatıp şeklini veriyorum. Börekleri hazırladıktan sonra yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştiriyorum. Tepsiye yerleştirdikten sonra bir tane yumurta sarısını karıştırıp üzerine sürüyorum. Yumurta sarısı sürdükten sonra susam serpiyorum. Önceden ısınmış fırında fanlı ayar kullanabilirsiniz. 180 derecede güzelce kızarıncaya kadar pişiriyorum. Kıymalı patatesli el açması böreğimiz fırından çıktı. İlk sıcağının çıkması için 15-20 dakika dinlendirdim. Fırından çıktığında lütfen üzerine pamuklu bir örtü örtmeyi ihmal etmeyiniz. Ve artık servis tabağına aldım böreğimizi. Bakın harika görünüyor. Çok güzel kızarıncaya kadar pişti. Hemen sizlere doku testi yapmak istiyorum. Nefis bir el açması, kıymalı, patatesli börek hazırladık. Bakın içi kat kat nefis bir börek. Dışı çıtır, içi yumuşacık, çok lezzetli bu böreği mutlaka denemelisiniz. Deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, afiyetle kalın.